Merhaba arkadaşlar. 6. sınıfta Talat Bilecen hocamızın hazırladığı paralel kenarın alanı konusuyla arkadaşlar dersimize devam ediyoruz. Test numarası arkadaşlar 87. Evet, birinci sorumuza geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet, birinci soruyu okuyorum arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi AB kenarının yüksekliklerinden biri olamaz diye soruyor. Arkadaşlar ne olması gerekiyor? AB kenarına dikilmesi gerekiyor. Eğer ona ait yükseklik ise. Şimdi bakıyorum D köşesinden indirdim DE. Bakın burada dikliği gördüm arkadaşlar. GB'ye bakıyorum. GB yine AB köşesine AB kenarına dikindi. CF yine AB kenarının arkadaşlar yüksekliğidir diyorum ama DG'ye baktığım zaman arkadaşlar D şıkkında DG bakın arkadaşlar nereye dikindi? BC kenarına dikindi. O halde sorumuzun cevabı D şıkkıdır diyorum. DG AB kenarının bir yüksekliği değildir diyorum. Evet, 5. soruya baktığım zaman şekildeki paralel kenarın alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar paralel kenarın alanında taban ile o tabana ait yüksekliği çarparız. Bakın DC 10 santimetre olduğuna göre AB de 10 santimetredir diyorum. O halde 10 çarpı 4'ten 40 santimetre karedir diyorum ve A şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, ikinci sorumuza baktığımız zaman şekildeki paralel kenarın AB kenarına ait yükseklik kaç birimdir diye sordu. Arkadaşlar AB kenarını şöyle D köşesinden dik doğru parçasını indirdiğimi görüyorum. Sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 birimdir diyorum ve C şıkkı doğru cevaptır diyelim. Altıncı soruya bakıyorum gençler. Şekildeki paralel kenarın alanı kaç santimetre karedir dedi. Evet, alan için arkadaşlar ne yapmam gerekiyordu? Tabanı, bakın AB tabandır ve CH yüksekliktir. Taban ile yüksekliği çarpmamız gerekir. O halde 15 çarpı 6, 15'te 6'yı çarparsak 90 santimetre kare olur diyoruz. Alan D şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet, temizleyerek alttaki soruya geçiyorum gençler. Evet, üçüncü soruya baktığım zaman aşağıdaki paralel kenarlardan hangisinin yüksekliği yanlış çizilmiştir diye soruyor. Arkadaşlar A'ya baktığım zaman bakın köşeden dik doğru parçası indi arkadaşlar. Evet doğrudur diyorum. B'ye baktığım zaman arkadaşlar yine köşeden dış bölgeye gelebilir. Çünkü burası geniş açıdır. Dışarıda olabilir arkadaşlar. Yükseklik doğrudur. Şimdi D'ye baktığım zaman yükseklik doğrudur diyorum. Önemli olan dikilmesiydi ve köşeden inmesiydi. Bakın hepsi arkadaşlar köşeden iniyor. Ama C'ye baktığım zaman arkadaşlar köşeden veya karşı kenardan inmiyor. Ortadan indiği için arkadaşlar D buradaki sorumuzun cevabı C şıkkıdır diyoruz. Ve bunun doğru bir yüksekliğini çizelim. Bakın arkadaşlar yükseklik buradan veya buradan veya buradan dik inmesi gerekir diyelim. Evet, devam ediyorum. Yandaki soruya geçiyorum. Evet, şekildeki paralel kenarın alanı kaç santimetre karedir diye sordu. Arkadaşlar AB'nin uzunluğuna bakacak olursam 12 AH HB 8 ise toplamı 20'dir. O halde alan eşittir. Taban 20, yükseklik 6 gençler. 20 ile yüksekliği yani 20 ile 6 çarparsam 120 santimetre kare olur alanımız diyoruz. Evet, temizleyerek alttaki soruya geçiyorum. Evet, dördüncü soruya baktığım zaman gençler, şekildeki paralel kenarda numaralandırılmış doğru parçaların hangisi paralel kenarın yüksekliklerinden biri değildir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar hangisi yüksekliklerden biri değildir diye sordu. Öncelikle bakıyorum. Şekli aslında bir tık daha büyütmek lazım ama burada paralel kenarın yüksekliği olmayan şöyle doğru parçam alacak olursam bakın arkadaşlar şu 4 paralel kenarın yüksekliği olamaz diyorum. Şu 1'dir. Olabilir. Şu arkadaşlar 2 veya 3 olabilir. Renkleri tam olarak göremiyorum ama burada olamaz arkadaşlar. 4 olarak değerlendiriyorum çünkü karşı köşeden veya karşı kenardan inmesi gerekiyordu. O halde D şıkkı doğru cevaptır diyelim. 8'in soruya baktığım zaman şekildeki paralel kenarın alanını soruyor arkadaşlar. Tabana bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Yüksekliğimizi çizelim önce. Yüksekliği arkadaşlar istediğimiz yerden karşıdan yeter ki dik doğru insin.
Bakın buradan gösterebilirim, buradan gösterebilirim, oradan da gösterebilirim, fark etmez. O halde yüksekliğimiz, şöyle uzatalım. 1, 2, 3, 4 birimdir. Evet, alan eşittir. Taban çarpı yükseklik de 5 kere 4, 20 birim karedir diyorum. Ve C şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, 9'un soruya baktığımız zaman gençler, şekildeki paralel kenarın yüksekliği kaç santimetredir diye sordu. Arkadaşlar bu tarz sorularda şöyle köşelerde bize karelerin uzunluğu ile ilgili bilgi veriyorsa mutlaka bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Yoksa yanlış yaparız diye söylüyorum. Şimdi öncelikle yüksekliğimizi çizelim. Bakın yüksekliği ben buradan çizebilirim veya buradan çizebilirim. Fark etmez diyelim. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane kare. Ama her bir kare 2 santimetre. O halde 5 çarpı 2 yükseklik 10 santimetredir diyorum. A şıkkı doğru cevaptır diyorum. Şunun da yükseklik olduğunu 90 derecelerle gösterelim. Evet, 13'ün soruya baktığım zaman şekildeki paralel kenarın alanı kaç birim karedir diyor. Arkadaşlar ben burada tabanı neresi kabul edeceğim? Bakın AB tabandır diyemem. Çünkü bunun yüksekliğini sayamam. Tabanı BC veya DA kabul ediyorum arkadaşlar. İkisi de fark etmez. Taban budur. Yüksekliği de şuradan çizecek olursa. Evet, tabana bakıyorum. 1, 2, 3, 4 birim. Yükseklik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. O halde alan eşittir. 7 çarpı 4, 28 birim karedir. Ve B şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet, temizleyerek alttaki soruya geçelim gençler. Evet, onun soruya baktığım zaman şekildeki paralel kenarın alanı kaç santimetre karedir diye sordum. Arkadaşlar öncelikle AD 7 santimetre ise BC de 7 santimetredir diyorum. Ve yükseklik BH arkadaşlar. O halde alan eşittir. 7 çarpı 12. 7 ile 12'yi çarpacak olursam 7 kere 2 14 elde var 1. 7 kere 1 7 1 de elde 8. 84 santimetre kare olur alan diyorum. A şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet, 14. soruya baktığım zaman gençler, şekilde birim kareler üzerine çizilmiş olan şeklin alanı kaç birim karedir diyor. Arkadaşlar ben bunu iki tane paralel kenara ayıracak olursam ayrı ayrı alanını bulacağım ve toplayacağım gençler. Şimdi üstteki paralel kenara bakıyorum. Tabanımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Yükseklik gençler, şöyle yükseklikleri de göstereyim. Bakın şu yüksekliktir. Bu da bunun yüksekliği diyelim. 1, 2, 3, 4, 5 birim. O halde alan eşittir. 7 çarpı 5'ten 35 santimetre veya birim karedir arkadaşlar. Santimetre olarak vermedi. O halde birim karedir diyorum. İkinci şeklime baktığım zaman tabanımız 1, 2, 3, 4. Yükseklik 1, 2 birim. O halde alan eşittir. 4 çarpı 2'den 8 birim karedir. Şeklin alanı dedi gençler. O halde şeklin alanı topla arkadaşım 35 artı 8 43 birim karedir diyorum. D şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet, temizleyerek arkadaşlar alttaki soruya geçiyorum. Evet, 11'in soruya baktığım zaman şekildeki paralel kenarın alanı kaç santimetre karedir dedi. Arkadaşlar şu HB aynı zamanda DA'nın yüksekliğidir diyorum. Ve BC 10 ise burası 10 santimetredir diyoruz. Alan eşittir. Tabanımız 10. Yüksekliğimiz 14. Çarpıyorum arkadaşlar. 140 santimetre karedir. A şıkkı doğru cevaptır diyelim. 15'in soruya baktığım zaman arkadaşlar şekilde birim kareler üzerine çizilmiş boyalı şeklin alanı kaç birim karedir dedi. Ne yapmamız gerekir gençler? Büyük paralel kenarın alanını bulup içerideki alanı bulup ondan çıkaracağım arkadaşlar. Evet, büyüğün alanı için tabana bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Yüksekliği çizelim gençler.
Şöyle gösterebilirim. Evet, küçüğün arkadaşlar yüksekliğini buradan gösterelim. Ve yüksekliğe bakıyorum. Büyüğün yüksekliği 1, 2, 3, 4, 5 birim. Evet, büyüğün alanı gençler. Alan eşittir. 7 çarpı 5, 35 birim karedir. Küçük paralelkenarın alanı tabanımız 1, 2, 3, 4 birim. Yükseklik 1, 2, 3 birim. O halde alan eşittir. 4 çarpı 3'ten 12 birim karedir diyorum. Evet, boyalı şeklin alan arkadaşlar. Veya şeklin alan diyebilirim. 35'ten 12'yi çıkarıyorum. 23 birim kare olur. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır diyoruz. Evet arkadaşlar. Alttaki soruya geçiyorum. 12. soruya baktığımız zaman şekildeki paralelkenarın alanı kaç santimetre karedir diye sordu. Arkadaşlar şimdi tabana baktığım zaman BC'yi taban olarak kabul etsem de fark etmez. 5 tam %25 santimetredir. O halde arkadaşlar yükseklik belli. Taban belli. İkisini çarpmamız gerekir. Şöyle alan eşittir diyorum. 5 tam %25 çarpı 8 eşittir diyorum. Gençler şurada 5 tam %25 ile 8'i çarpalım. Evet, onları sayılarda çarpma işlemi yaparken ne yapıyordum arkadaşlar? Virgülü görmeden çarpma işlemi yapıyorum. 5 kere 8, 8 kere 5, 40. Elde var 4. 8 kere 2, 16. 4 daha 20. Elde var 2. 8 kere 5, 40. 2 daha 42. Evet. Virgülden sonra arkadaşlar bakın. 1, 2 tane sayımız var. O halde 4200 arkadaşlar. Virgülden sonra 2 tane sayı kalacak şekilde 42 olarak ayırıyorum. Evet, alanımız 42 santimetre karedir diyorum ve B şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet, 16. soruya baktığım zaman çevresi 60 santimetre olan paralelkenarın kısa kenarı 10 santimetre ve uzun kenarına ait yükseklik 15 santimetre ise paralelkenarın alanı kaç santimetre karedir diye sordum. Arkadaşlar öncelikle şöyle bir paralelkenar çizecek olursam. Bir de arkadaşlar bunun yüksekliğini çizelim. Tamam. Şimdi bana dedi ki gençler. Çevresi 60 ve kısa kenar 10 santimetre. Arkadaşlar bakın burası 10 santimetre ise burası da 10 santimetredir. Çevre 60 olduğuna göre 10 ile 10'u topluyorum. 20 yapar. 60'tan 20 çıkarıyorum gençler. 40 santimetre şu uzun kenarların toplamıdır. O halde 40'ı 2'ye bölersek evet uzun kenarı 20 santimetredir diyorum. Bunun yüksekliği arkadaşlar 15 santimetreydi. Bunu da yazalım. Yüksekliği gösterelim. O halde alanı bulurken arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? Taban 20, yükseklikle çarparım. Alan eşittir. 20 çarpı 15. 2 ile 15 çarparsam 30. Bir de 0 ekledim. 300 santimetre kare olur alan diyorum. Nerede görüyorum? B şıkkında doğru cevabı görüyorum. Evet arkadaşlar bu soruyla da testimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.